bir şey söyleyeyim mi? Erman Hoca'nın e, bıraktığı yerden. Hocam sen böyle bak. mi? Bak. Bu oradan böyle mi yapacaksın? <laughs> Baş bitene kadar bunu çıkartmayacağım hocam. Hocam, hocam bak belli, Baş oldun, hocam balo belli oldu hocam. bitsin çıkaracağım. Balo bitsin çıkaracağım. Bak, balo. Bu Maskeli kadar, balo bitsin çıkaracağım. Bak bu kadar şaibeli bir sezon daha son yıllarda olmadı. Bu kadar hakem hatasının insanların gözüne parmakları soka soka bir sezon daha geçirilmedi. Ender. Bu sezon gibi ilk başta söyleyeyim bir daha söylüyorum bu kadar şaibeli dört büyük kulübe sırayla kademeli hakem hataların olduğu bu kadar ki bariz, bariz bariz takımları. maçların bir taraftan bir tarafa verildiği küme düşenlerin aynı şekilde bazı maçlarda neredeyse belirlendiği şampiyonluk yarışından çoğu takımın alaşağı edildiği bu kadar şaibeli bir sezon daha olmadı son yıllarda. Hocam o en, Erman Hoca'nın dediği gibi en kilit nokta Başakşehir'in Ankara gücü maçıydı. Ankara gücünün ikinci golündeki iptali. Orada Ankara zaten. Ankara gücü kime düştü? Yani, orada zaten. Kına, Bence kırılma kına, anı hocam. Nerelerine kına yakarlar bilmiyorum ama kına yaksınlar. O kına yalnız Başakşehir, bak şimdi Başakşehir'e Ankara gücü maçı yalnız Ankara gücünü ilgilendirmiyor. Ankara gücü yani küme düşüyor. Tamam. Bütün küme düşürüyor. Bir kere büyük. Için. Ben de Ankara gücünde Süper Lig'de çalıştım. Çok büyük bir camia. Ankara Gücü'de. Ee, bir kitle takımı. Ben de oynadım. Sen de biliyorsun. Evet, sen de oynadın oynadım. Mehmet. Ee, yalnız onu değil ki Trabzonspor'u da ilgilendiriyor. Hocam yanaştırmıyorlar şey. Arkadaşlar bazı kulüpleri da sinirlendirdiler. Bazı kulüp başkanlarını, teknik adamlarını sinirlendirdiler. Bunlara sistematik cezalar verildi. Bu ceza veren Tahkim Kurulu Başkanı, Disiplin Kurulu Başkanı acaba bazı kulüp başkanlarının avukatlığını falan yapıyor bilmiyorum. Hani yapıyorlar mı? Bunlar bir nasıl işlerdir ben anlayamadım. Birilerinin önü kesilirken Türkiye'de birilerinin önü açıldı mı? Bazı şeyler çok sistematik yapıldı mı? Mart kedisi gibi bağırıldı mı? Hangisini söyleyeyim size ya? Hangisini söyleyeyim abi? Söyleyin bana ya. Tekrar beni şeye savcılığa versinler. Maske taktım diye. Maskeyi mecbur takıyorum abi. Ama ağzım açık bakın. Çünkü artık görmek istemiyorum bu baloyu. Ayıptır ya. Ya şimdi çok fazla hakem hatasının olduğu sezon oldu değil mi şimdiye kadar? Fakat bu kadar bu, abi bu, bu kadar dizaynın yok daha bitmedi hocam. Kaç var dakika var abi? Buraya görüntü. Bu nasıl maç abi bunlar hep aynı abi. saatte Lütfen. başlamadı Lütfen. mı bunlar? Buraya. Bu tip başlar. UEFA'da böyle maç oynasanız ne yaparlar? UEFA'da böyle Lütfen. bir maç yarıda kalırsa Lütfen. ne olursunuz Şampiyonlar Ligi'nde? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin bu yatma. maçları jeneratörle oynanır. Şehir cereyanıyla oynatılmaz. Bu maç şehir cereyanıyla mı oynatıldı? Jeneratörle mi oynatıldı merak ediyorum. Jeneratörle oynatırsın. Çünkü jeneratörle oynattığında arıza olmaz. Arıza olsa bile şehir cereyanı devreye girer. Şehir cereyanı devreden çıkarsan jeneratörün girmesi zaman alır. O elektrikler söndü mü 15-20 dakikada ısınmaz o elektrikler. Arkadaşlar bakın teknik olarak çok şey var. Bu nasıl işlerdir ya? Bunları birisi açıklayacak mı? Ulan bu ülkede kablolar kesildi. 10 tane kameranın 9'u kesildi, bir kameraya kaldılar. Biz bunları yaşadık, makaslarla kesildi. Ne oldu sonunda? Türk futbolu nerelere geldi? Diğer karşılaşmalar biteli yaklaşık 20 dakika oldu bu arada. Haber verin de bitince çıkaracağım maskemi. Ee, 4 dakika kaldı. 4 dakika kaldı hocam. 4 dakika daha var. 1 sıfırlık üstünlüğü devam ediyor Başakşehir. In. Bu balonun kokusunu almak istemiyorum. Duman kokusunu. Ayıp. Evet, Mehmet bir yandan tabii bu arada Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı ama kalecinin orada Lung'un kurtarışı var. Karşı atak şansı Eskablo Kayseri Spor için. Savunmada 4 Başakşehirli. 2-4-5 Kayseri Sporlu da geliyor şimdi. Ceza sahasının doğru bir orta, kale sahasında Mert kontrol etti. Mehmet sen dedin ki Trabzonspor maçında 3-1 iken çok önemli evet. bir pozisyon var. Orada da bir önceki verdiği kararın etkisinde kalmış olabilir hakem. Hakem penaltı. de çok kötü bir yönetim gösterdi. Yalnız bir şey söyleyeyim. Dedi. Bence çok kötü. Bu akşamın favori yani tebrik ederim şeyi Konyaspor'u geçen hafta da bu hafta da çok iyi oynadılar. Artı bugün hakemin Trabzon lehine Charlotte'a verdiği penaltı da penaltı değil. Evet bir de hocam şey 4-1 iken Endiya'ya NDA üç birken Endiya'ya attığı golü el verdi sırtına vuran topu. Yani öyle bir pozisyon var orada çünkü şey dedi elini gösterdi ama sırtına vuruyor izledim. onu tekrar tekrar izleyeceğiz. Yani o da maçın kırılma anı bence. 3 onu da birken, 4 bir hazırlasınlar bir bakalım ama yani çok garip çok enteresan kararlarla dolu bir Vallahi sezonu o şekilde nihayetlendiriyoruz. Konya maçında yani. kimin var ya yemin ediyorum sana bir daha hakemlik yapamaması lazım normalde yani bu kadar ya, bir maçın içine etmek nasıl oldu hepimize gösterdi. Yani Konya Spor'a da ya şimdi kümeye oynayan Vallahi bir takım öyle penaltı veremezsin. Yani. de yendi işte bak. bak. Onun dışında 3-1 iken 4-1 olacak maçta sen el veriyorsun. Tabi bunu tekrar tekrar izleyeceğiz de. Bir defa yani Trabzonspor'a dönmek lazım. Sen ne yaptın diye ona da bir bakmak lazım. Biz tabi burada, burada sorguluyoruz ama. Kaybetti. Sen 3-1 bak iki, tek fark yine, değil ya. Yine, iki arkadaşlar daha iki hala fark maç bitmedi kazandı. mi ya? 90 artı... 2, Allah aşkına neden oldu bu maç böyle ya? geldi Ceza sahasında bir vuruş son anda mert uzandı, topu dışarı çelmeyi başardı. Eskaldo Kayseri Spor beraberlik için çok etkili gelmişti. E, Medipol Başakşehir kalesine. Yani aşağı yukarı bir 20 dakika fark oldu. İki maç arasında, maçlar arasında, yani böylesi bir olay. Son zamanlarda denk gelmemiştim. Yıllar öncesi hani uzun zamandır bu meslekteyiz. Yok konfeti atarlar, yok evet. bir şey atarlar. Bir takım şeyler yaparlar. Maçları uzatırlardı ama bugün elektrik, iki kere elektrik kesilmesi. Tabii e, şu sıkıntı tekrar söyleyelim. Yani Kayseri Spor örneğin nasıl olsa Başakşehir şampiyon oldu, iki bir öne geçse. Kayseri Spor'a da sıkıntı. Diğer ligde tutunmaya çalışan takımlara da sıkıntı. Bunlar çok e, zor durumlar ama hala yaşamaya devam ediyoruz. Yıl 2020. Ya bakıldığı zaman Ender abi tamam. Başakşehir takımı tabii ki tebrik ediyoruz. Ligin şampiyonu. Ama bir bakılması lazım bence bundan önceki maçlarda rakiplerine neler yapılmış, hakemlerle alakalı alakalı. Ne kararlar şu, şu verilmiş? Maçta bile ya. Hep en kritik zamanlarda. Ben Trabzonspor'dan örnek vereyim. Bak şu an kendi maçlarını kazanma, Tekniği taktiği bir çanara bırakıyorum. Ama bir irdelemek lazım en iyi olduğu dönemlerde. Bir Gaziantep maçı var mesela benim bir Aklımda kalan bir maç var bitti. Gaziantep maçı bitti maç. Evet. Şey Başakşehirler nihayet bitti. Arada yani tabii ki Okan Buruk ve Başakşehirli futbolcuları kutluyoruz ama arada 20-25 dakika var Trabzon maçıyla bu maçın bitimi arasında. Örneğin Galatasaray-Fenerbahçe iki ayrı yerde çekişse. maçlardan biri böyle 25 dakika sonra bitse. diğeri e, bitmeden şampiyon olsa falan bir şeyle ne ne, ne olurdu mesela? Ortalık ne, yer yerinden mi oynardı. Bütün şey türlü. Kaos. aynı. Ya bunlar normal değil. Ya maç ya şu yani maç, Bunlar 20-25 sene ya, önce bu tarz şeyler oluyordu da. Ya şu maçı zaten favorisi büyük, yani yüzde tabii olarak canım. maçtan önce tabii de ki. konuştuk Başakşehir. E, tabii Ama ki. hem hakem hatası hem elektriğin enteresan kesilmesi etmesi o saatte yani çok çok enteresan. Ya bunlar normal değil. Yani maçın diyorum ya. Yani. Başakşehir'in son 10 yılda, bir iki ay önce fotomaçta yazmıştım. Son 10 yılda yani 5 tane hakem hatasıyla kaybettiği maçı söyleyemezsin. Aynen öyle. Yani bu kadar bütün takımlarda var mesela Aynen. hakemlerle alakalı söyleyebiliriz Aynen. ama Başakşehir için söyleyemeyiz. Belki biridir. biri de evet. geçmez yani tebrik, tebrik ediyoruz. ediyoruz. Evet tamam. haklımı yani veriyoruz. kötü tamam. de bak Aman kötü de oynamadılar. Kadar. Kötü oynamadılar. Evet, i̇yi organize bir kulüp. Evet. Çok kısa zamanda doğru işler yapılarak üzerine koyarak sürekli geldiler Projet buraya kadar. Kadrosunu söylüyoruz geçen, zaten. geçen sene zaten şampiyonluğu nasıl kaybettikleri falan böyle kocaman böyle bir soru işaretiydi. Tamam. Acaba geçen sene işte bunu kaybedince önümüzdeki sene size mi vereceğiz dediler. Bilmiyoruz ki abi neler oluyor içerilerde. Birileri bir şeyler yapıyor. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Yine de öyle ya da böyle şampiyon oldular ve e, tebrik ediyorum. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani Trabzonspor şampiyon olacak da kim kutlayacak falan diyenlere de burada sesleniyorum. Abi 100 yıl önce Fenerbahçe'nin kaç taraftarı vardı? Galatasaray'ın 5 kaç taraftarı vardı? Onun için başarılar geldikçe kulüpler taraftar kazanırlar. Başakşehir için şey. mi söylüyorsun? Başakşehir için söylüyorum. Ha, Trabzon Trabzon'daydı. Yok yok Başakşehir Trabzon Trabzon için söylüyorum. De. Başakşehir'de zamanla şampiyonlukla geldikçe başarı geldikçe o da taraftar grubuna sahip olacaktır mutlaka. Okan Hoca çok özel bir yerde şöyle. Çok bak, önemli bir başarı tabi Okan Hoca için. Arufası da var. Bir de Anadolu devam takımlarında Avrupa... bak Anadolu takımlarında küçük bütçelerle yapılmış kulüplerde bile neler yaptı. Şimdi ilk defa elinde böyle büyük bütçeli, iyi bir takım gelişti, şampiyon yaptı. Bu da esasında Okan Buruk'un ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunun bir göstergesi. İleride onu çok daha büyük takımlarda muhtemel göreceğiz ve az önce Mehmet'ine söylediğim bir de Avrupa devam eden Avrupası var. Avrupa'da da ne hocalar bak, bilmiyoruz. Yani. kesinlikle katılıyorum. Yani hocalık başarısı tartışılmaz o konucanın. Her gittiği yerde. Burada zaten hemen bir iyi bir kadro verildiğine yani şampiyon yaptı. Eyvallah. O konuda hiç zaten. Bu arada derbiden de açıklamalar geliyor. Tayyip Karapınar'ın açıklamasını bir kez daha verebilir miyiz? Rize mi hazır bu arada. Bakıyorum. Rize'de e, Ahmet Çağlar hazır. Hasan Kartal mı yanında? Hemen Rize'ye gidelim. E, Onlar da çok değerli. E, bir üç puan aldılar bugün. Söz sende Ahmet Çağlar.